Merhaba, ben Şef Semen Öner. Şimdi sizlere huni kek tarifi vereceğim. Adından da anlaşılabileceği gibi huni ile döktüğünüz için adı huni kek. Yapımı çok kolay ve çay saatlerinde kahvaltılardan sizin de çok keyif alacağınızdan emin olduğum bir kek. Malzemeleri sıralıyorum. 1 paket kabartma tozu, 125 gram un, yani bir bardaktan biraz az, 2 çorba kaşığı kadar şeker, 1 çay kaşığı tarçın, 1 tane yumurta ve 190 mililitre süt kullanacağız. Üzeri için de ayrıca serpiştirmek için üzerine pudra şekeri kullanacağız. Bir de içi için bir çimdik tuzumuz var. Yapması çok kolay. Bir yandan da burada kızartma için yağı ısıtmaya başladım. Bütün kuru malzemeleri bir araya döküyorum. Yani unu, kabartma tozunu, şekeri ve tarçını, şöyle göz kararı tarçını ekliyorum. Bunları şimdi birbirine katacağım. Bir de tuzu. Şöyle karıştırdım. Şimdi bunun üzerine süt ekliyorum. Ben bunu yağın içerisine dökmek için bir dozajlama hunisi kullanacağım. Siz tabii ki evinizde olmayacaktır tahmin ediyorum. Huni ile aynı şeyi yapabilirsiniz. Ben dozajlama hunisini size tanıtmak istediğim için böyle yapacağım. Dozajlama hunisi bu. Yani aslında bu normal bir huni. Fakat huninin içinde deliği tıkamak için böyle bir mekanizma var. Bu mekanizma ne işe yarıyor? Parmağınızla istediğiniz an akışı durdurabiliyorsunuz. O yüzden de buna dozajlama hunisi deniyor. Biz bunu profesyonel pastane işlerinde çikolata doldurmak için, pişilerin içerisini sıvılarla doldurmak için kullanıyoruz. Kaşıkla döküp etrafa bulaşmasın diye üzerine tık tık böyle sıka sıka kullanarak gidebiliyoruz. Bu da ayağı. Ayağının üstüne koyduğunuz zaman da böyle düzgünce duruyor. Her şey güzelce birbirine karışsın. Bu tamamdır. Bunun kıvamı biraz krep hamuru kıvamı gibi olacak. Ve ondan sonra bunu normal bir huniye veya varsa bir dozajlama hunisine, hiçbiri yoksa bir sıkma torbasının içerisine doldurarak da bu işi yapabilirsiniz. Sıkma torbalarında bir konuya dikkatinizi çekeyim. Bazı marketlerin kendi markalarıyla sattıkları sıkma torbalarının uçları kesik. O sizin işinizi görmeyebilir. O yüzden ucu kesik olmayan sıkma torbalarına öncelik verirseniz daha iyi olur. Çünkü her zaman aynı büyüklükte bir şey yapmayacağınız için ucu kesik olmayanlardan alırsanız daha rahat edersiniz. Küçük bir de deneme yapayım bakayım. Yağ hazır mı? Henüz değil. Heh, tamam. Yağ da hazır. Şimdi yaptığım hamuru dozajlama hunisine dolduruyorum. Siz evinizde normal bir huniye dolduracaksınız. Evinizde bunu yaparken huninin altından akmaması için bir bardağın içine oturtursanız huniyi, boyu tam gelen bir bardağın içerisine, huninin deliği kapanmış olacaktır ve o zaman akmayacaktır. Sıkma torbası ile bu işi yapacaksanız da sıkma torbasının ağzını kesmeden önce hamuru torbanın içerisine boşaltın derim. Evet. Haydi bakalım. Şimdi bunu yağın içerisine şöyle üst üste gelecek şekilde sıkıyorum. Ve kızarmasını bekliyorum. Bir dakika kadar bir yüzünü kızartıyorum. Ondan sonra diğer yüzünü çeviriyorum. Birincisi hazır. Havlu kağıt hazırlamıştım. Havlu kağıdın üzerine alıyorum. Şimdi hemen yağı boş bırakmadan ikincisini yapmaya başlıyorum. Şöyle üst üste gelecek şekilde bir daire oluşturuyorum. Ve her iki yüzünü de birer dakika pişiriyorum. Son parçada pişiyor. Ben de bir yandan servise hazırlık yapıyorum. Parçaların üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum. Evet, pratik huni kekim hazır. Umarım siz de bunu kahvaltılarda, çay saatlerinde severek, beğenerek yaparsınız. Birazcık yağlı, aman dikkatli yiyin. Lütfen bu tarifi uygulayın. Benimle fotoğraflarınızı paylaşın. Tüm diğer tariflerimi de takip etmek için kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Afiyet olsun.